Ünitemizin son kavrama testindeyiz. 5 tane soru var. Birinci soruya bakarsak. Propan gazı yanmış yanma tepkimesi verilmiş. 8 mol propan gazın yeterince oksijenle ile tepkimesi sonucunda 18 mol oksijen karbondioksit gazı oluşmaktadır bilgisi var. Peki e, şimdi normalde beklediğim şey ne? Buradan ben 8 mol aldığımda 8'in 3 katı kadar çünkü karbondioksitin kat sayısı 3. 24 mol oksijen gazı oluşmasını beklerken elimde ne kadar oluşmuş? 18 mol. Demek ki tamamı tepkimeye girmemiş ya da işte içinde bir safsızlık var bir şeyler var. Şimdi tepkime verimi 75'tir demiş. 175'tir. Hemen bunu hesaplayalım. 18 molü buldum. Fakat bulmam gereken değer 24'tü. Bunu yüzde çarpıyorum. Şimdi 6'ya bölüyorum 3. 6'ya bölüyorum 4. 4 ile de yüzü sadeleştiriyorum. Burası 25. 25 ile 3'ün çarpımı tepkime verimim %75 olarak hesaplanıyor ki ikinci öncül doğru. 2 mol e, propan gazı artmıştır denilmiş. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Şurayı ben sileyim. Tersten gidelim. 18 mole göre düşünecek olursak 18 mol oluşuyorsa 3'e 6 katı. O zaman burası da 6 mol gelecektir. E, başlangıçta 8 mol vardı. 8 molün 6 molü kullandığına göre 2 mol c 3 h 8 gazı artacaktır. ifade doğru. Tersten çözersek. Tepkimede kullanılan oksijen gazının normal koşullardaki hacmi. Şimdi eee kullanılan kısmına eğilecek olursak e burada 6 mol tepkimeye girdi. 6'nın 5 katı e burada 30 mol oksijen gazının tepkimeye girmesi lazım. Çünkü 6 molün tamamını yakmak için 30 mol karbondioksit oksijen gazına ihtiyacım var. E 30 mol de haliyle 672 litre yapar. 6,72 litre değil. Birinci öncülü hatalı. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. İkinci soruya geldiğimde yukarıdakilerden hangileri bir tepkimenin verimini etkiler? İstenmeyen yarın oluşumu bu tepkime verimini etkileyen faktörlerden biridir ki organik özellikle laboratuvarlarda bunlar çok fazla olur. Maddelerin safsızlık içermesi de yine mümkündür. Mesela bir metal cevheriyle deney yaparken metal cevheri %100 saflıkta değildir. Hatta %100 saflıkta metali kullanmak da kolay değil. Yani onu elde etmek de kolay değil. İleri saflaştırma teknikleri gerekiyor. Dolayısıyla safsızlık aslında birçok kimyasalda var. Deney şartlarının değişmesi de yine ortam şartlarının değişmesi, deney şartlarının değişmesi, yapılan kişisel hatalar bunların hepsi tepkime verimini düşüren etmenlerdir. Doğru cevap E seçeneği olur. 3'e bakarsak 4 mol litre alkol sıvısının 6 mol oksijen gazı ile yakılmasında bir miktar karbondioksit ve su buharı oluşmaktadır. Verimin %50 olduğu bir ortamda denilmiş. Şimdi e, met, etil alkolü yakarsak C2H5 OH diyelim. Çünkü bana suyu o karbondioksit soracak. Yanma tepkimesi o ikili olur. iki tane karbon olduğu için iki tane karbondioksit. 5 bir daha 6 hidrojen olduğu için burada 3 mol su açığa çıkar. 4 oksijen burada, 3 oksijen burada, 7 oksijen. Oksijenin biri burada olmuş. 6 oksijen kaldı. O zaman bunun da kat sayısı 3 olur. Tepkimem şu haliyle eşit oldu. Peki elimde ne kadar var? Etil alkolden 4 mol ve 6 mol oksijen gazı. Peki şöyle yapalım. Buradan 4 mol var. Buradan da 6 mol var. Başlangıçta bunlardan yok. Güzel. Şimdi %50 verim diyor. Normalde beni sınırlayan hani bir şey vardı ya bir önceki videoda hatırla. Sınırlayıcı bileşen üzerinden soru çözeceğiz. Normalde ben %100 verimli olsa mesela bunun 4 mol'ünü 4'ünü harcayabilir miyim? E 4'ün 3 katı lazım bana. Çünkü 1'e 3 giriyor. 4'ün 3 katı 12 mol yapar. Elimde 12 mol oksijen gazı olmadığına göre burada oksijen gazı üzerinden soruyu çözeriz. Yani burada biten madde sınırlayıcı bir yaşayan oksijen gazı. O zaman 6 molün tamamı normalde %100 olsa tepkimeye girebilir. Fakat bana ne diyor? Verim %50 olsun diyor. O zaman verim %50 olursa, %50 olursa Hani %100 girseydi 6 mol olacaktı. %50 olursa ne olur? E %50 %100'ün yarısı olduğuna göre altın yarısı Bak burası önemli. 3 mol oksijen gazı tepkimeye girecek o zaman. İşte şu 3'ü bulmak mesele zaten. Hani mesela bunun da yarısı tepkimeye girebilirdi değil mi? Peki bunun niye yarısı girmiyor? Çünkü bunun tamamı tepkimeye girebilecek durumda değil. %100 verimli olduğunda. Sınırlayan bileşen üzerinden soruyu çözüyorum. 6'dan 3 çıktı. Şöyle çekelim çizgimizi. 3 kaldı. 3 e 3'e 3 verdiysek 1'e de 1 vereceğiz. Burada da 3 mol kaldı. E 1'den 2 oluşacağı için artı 2 mol artı 3 mol, 2 mole 3 mol. Bak her şey yerlerinde, her şey var ortamda değil mi? Şimdi hacının e, etil alkol 46 gramdır demiş. Hacının etil alkol 1 moldur. 1 mol etil alkol'e bakıyorum, 46 gramsa ifade doğru. Normal koşullarda 44,8 litre karbondioks gazı oluşur mu? E karbondioks gazı 2 mol oluşuna göre 2 çarpı 22,4'ten 44,8 litreye ulaşıyorum. Bu da doğru. 3'e bakalım. Oluşan su miktarı. E, su 3 mol oluşmuş. 3 mol suyla 18'i çarparsak suyu molekülesi 18. Çarptığımızda 54 gram su elde edilir. 72 gram ifadesi hatalı. Devam ediyorum. C2H5OH'ın %75'i tepkimeye girmeden kalır. E şimdi 4'ün bakalım %75'i ne yapar? 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 4. 4'ler de sadeleşti. Işte. 3 mol yapar. Şimdi kontrol ediyorum bakalım. Metil etil alkolün 3 molü bak artmış. Gördüğün gibi 3 mol tepkime girmeden kalmış. O zaman hakikaten demek ki tepkimeye girmeyen kısmı %75'lik kısmıymış. Devam edelim. Tepkime sonunda 11 mol madde bulunur. Şimdi bakalım 3, 3 daha 6, 2 daha 8, 3 daha buranın toplamı 11 mol maddedir. Bu da doğru. Doğru cevap buradan C seçeneği olur süreçle geldiğinde tepkimesi %80 verimle gerçekleştiğinde normal koşullarda 8.96 litre karbondioksit gazı elde edilmiş. Başlangıçtan karbonmonoksit ne kadardır? Şimdi 8.96 litreyi 22,4'e böldüğümde buradan ben 0.4 mol karbondioksit gazı buluyorum. Peki burası 0.4 molken normalde %100 verim olsa buranın da 0.4 mol olması gerekir. Yani %100 verim derken işte 0.4 mol demek ki tepkimeye girmiş. Ama bu neyin %80'i acaba? Çünkü bir şeyin %80'i 0.4 yapıyor. Bu soruyu da çözebiliriz. Neyin? Diyeceğim %80'i 0.4 moldur. Peki. Ee, şöyle sıfırları götürelim. Değil mi? Şurası 4 bölü 10 Şöyle onları götürürsek şurada bir yük kalmaz. 4 ile 8 kalır. X buradan 4 bölü 8'den 0,5 mol olarak bulunur. Yani elimde demek ki 0,5 mol varmış normalde. %100 verimli olsaydı. Bunun tamamı girmek yerine %80'e girmiş. Bunun da %80'i 0.4 mol. 0.4 mol tepkime gelince 0.4 mol de karbondioksit gazı oluşuyor. O da 8.96 litre geliyor. İşin böyle tersten özeti bu. Başlangıçta alınan karbon monoksit kaç moldür denilmiş. Direkt aslında sonucu yazabiliriz. Doğru cevap buradan C seçeneği olur. Son sorumuza bakalım. Sanayide asetilen kireç taşından başlanarak elde ediliyor. Şimdi %80 saflıkta 500 gramlık kalsiyum karbonat katısı varmış. Şimdi 500 gram kaç mol yapar? Kalsiyum karbonatın molekül kütlesi 100 olarak verilmiş. Elimde 5 mol kalsiyum karbonat var. Niye mole dönüyorum? Çünkü kütle ile işlem yapmak mümkün değil. E, buraya ben 5 mol aldım ama bu %80 saflıktaymış. Demek ki 5'in %80'i tepkime girecek. Çünkü %100'ü saf değil. O zaman şöyle yaparsak 5 kere 8, 40, 40 bölü 10'dan buradan ne kadar tepkime girecek? Asıl tepkime girecek olan madde 4 mol. Bak şimdi burası 4 mol olursa ee, ne kadar asetilen gaz elde edilir demiş %75 verimle olacak. Şimdi bak 4 molü aldım. Bir de bu %75 verimle tepkime girecek. O zaman hemen 4 mol almıyorum. Ne yapacağım bir de 4 molün de %75'ine bakacağım. Acaba ne kadar? 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 4. 4'ler de sadeleşti. O zaman demek ki asıl tepkimeye giren kalsiyum karbonat gerçekte 3 molmuş. Bak 5 molün %80'ini aldım. Çünkü %80'i saf 4 mol. O saf olanın miktarın da %75'i tepkimeye giriyor. Yani 3 mol. O zaman burası 3 mol olursa burası da 3 mol. Bak kalsiyum oksit karbonla tepkimeye giriyor. 3 mol değil mi? Bunu buradan getiriyorum. Buraya yazıyorum. 3 molden kalsiyum karbür. Yine 3 mol oluşuyor. Burası 3 molken burası da 3 mol olacak. 3 molden asetlerine bakıyorum. 3 mol yani aslında kalsiyum karbonatla asetilen arasında birebir bir oran varmış. Çünkü hep geçişlerin bir oldu. Hiç böyle iki kattan çıkıp yarıya inmek ya da üç kattan çıkmak gibi bir durum olmadı. O zaman 3 mol kas, e, asetilen gazı elde edilecekse normal koşullarda 3 ile 22,4 ile çarparsam buradan 67,2 litrelik e, kas şey asetilen gazı elde ederiz. Doğru cevap D seçeneği olur. Son kavrama testimizde bu şekildeydi. Şimdi fasikülümüz bitti. Sayılır. Ne var? Tam turumuz var bu bölümle ilgili. Tam turu biraz inceleyebilirsin. Özet bilgiler orada seni bekliyor olacak. Sonra ben seni acemi testinde bekliyor olacağım. Acemi testi amatör, uzman ve şampiyon testlerimiz var. Bu testlerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakal.